Teşekkür ederim. Çok kıymetli bir ekibimizle bir arada olmaktan mutluyum. Çünkü burada bulunan her kendi alanında uzman, iyi bir geleceği hazırlama konusunda deneyimli eğitimcilerle bir aradayım. Ve onların aydınlattığı yüz binlerce insanımız hayata tutunuyor, hayata belki yeniden başlıyor ya da hayata güçlü bir adım atma gayreti gösteriyor. Ve bütün bunlar aslında toplumun umudunu arttıran, toplumun özgüvenini arttıran duygular. Bunları hazırlayan bir ekiple bir arada olmaktan ve sizlere yine çok değerli kurumumuz Enstitü İstanbul İSMEK kurumumuzun bir programı doğrultusunda seslenmek keyif. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Başarılar dilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başından beri aslında yol yürüyüşümüzün çok önemli bir duygusu var. En kaliteliyi yapabilmek, en iyi ortamı sağlayabilmek, kalıcı bir kurumsallığı var edebilmek ve bütün bunları yaparken de kaslarını geliştirme konusunda kurumun kasları olarak görüp onu kendi yerinde besleyebilmek ve büyütebilmek yolculuğuyla hareket ettik. Çünkü iyi biliyoruz ki İstanbul'un gerçekten güçlü bir dönüşüme ihtiyacı var. Çağı yakalama konusunda çok özgün adımlara, çok kabiliyetli insanlara ihtiyacı var. Bu nedenle işte 16 milyon insanımıza eşit hizmet sunma konusunda çok gayretimiz oldu. Ve mottomuzda bulunan adil, yeşil ve yaratıcı diye sıraladığımız üç duruş aslında yolculuğumuzu çok net tarifliyor. Güncel ihtiyaçları içinde barındıran tarifler her birisi. Bu yönüyle hareket ederken de sadece kurumun gündelik hizmetlerinin önemli olmadığını biliyorduk ve gelecek vizyonu koyarken gelecek vizyonun içerisinde belki en önemli karakterin insan olduğunun da farkındayız. Yani İstanbul'da insana yapılan her yatırımın buradaki her şeyi kaliteli hale getireceğinin farkındayız. Onun için kreş açıyoruz. Onun için öğrencilerimizi daha fazla destekliyoruz, burs veriyoruz. Onun için öğrenci yurtlarımızı hiç yokken büyütüyoruz. İnşallah on binleri telaffuz edeceğimiz günleri, yılları hep birlikte yakalarız. Onun için işte Enstitü İstanbul İSMEK kurumumuzu daha nitelikli hale getiriyoruz. Bütün bu süreçlerin olabilmesi için her birinizin tek tek katkılarının da sağlandığı bir şekliyle bu kurumumuzu da güçlendirmek. Tabii eşit hizmeti sunma konusundaki gayretlerimiz sadece yeni kaynaklar, yeni süreçler, yeni kurumlar, yeni hizmetler değil. Aynı zamanda var olan sistemi, var olan düzeni daha verimli hale getirmek noktasında özellikle kamu kurumlarının belki en büyük zafiyeti olabilecek olan israf meselesini ayrıca ele aldığımızı hepinizin huzurunda belirtmek isterim. Ve mümkün olduğu kadar israfı azaltmak hatta bitirmek noktasında çok özenli bir gayret gösterdik. Çünkü biliyoruz ki israfı bitirdiğinizde aynen sofranızda olduğu gibi, aynen evinizde olduğu gibi bereketle karşılaşır, buluşursunuz ve o zaman hem kazançlı çıkar hem de daha sürdürülebilir, daha kalıcı bir kişi olursunuz, bir aile olursunuz ya da bir kurum olursunuz. Umuyoruz bu gayretimiz tam anlamıyla başarıya ulaşacaktır. Tabii bir başka boyutu da bu yolculuğumuzun ortak akıl mekanizmalarına son derece güvenen birisiyim. Ortak aklı ve bilimi hiçbir zaman masamızdan ayırmadan hareket etmeliyiz. Bu yönüyle liyakate önem veren İstanbul halkının kendisine ait olduğu bütün kaynakları halk için kullanan,
ve özellikle şeffaflığı ve katılımcılığı da en üst seviyeye taşıyan bir anlayışı benimsedik. Zira değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli yol arkadaşlarım, İstanbul özellikle insan kaynağı bakımından çok zengin bir şehir. Yani dünyada eşi benzeri az rastlanan zenginliğe sahip. Hem kültürel çeşitlilik, hem etnik çeşitlilik, hem farklı coğrafyaların yüzyıllar boyu bir nevi taşındığı bir merkez olmasıyla kabiliyeti çok yüksek bir şehrimiz var. Bu anlayışla biz burada yaşayan her insanımızı bir şekliyle devreye katabildiğimiz takdirde zaten hem gelişimi hem dönüşümü en üst seviyeye taşıyabiliriz. İşte bu belki de başarının anahtarı oluyor. Ben o anlamda her zaman her yerde söylüyorum. Kurumun bir sahibi yok. Kurumun ya da sandalyenin bir sahibi yok. Hep birlikte olabilmeyi ve hep birlikte başarabilmeyi ilke edinmeniz lazım. Memleketimizin de, şehirlerimizin de ihtiyaç duyduğu mesele tam da bu. Birlikte sahip olduğumuz şeylerde birlikte marifetlerimizi gösterebilmeyi ve ortaya koyabilmeyi başarmak. Onun için her yerde diyoruz hep birlikte başardık ve İstanbul kazandı diyoruz. Tabii birlikte başaracağımız çok daha fazla işlerimiz var ve bunu yapabilecek gücümüz de var. İstanbul için birbirinden değerli hizmetlerimiz ve projelerimiz var. Daha ilerini sizlerle birlikte çalışacağız, geliştireceğiz ve insanlarımızla buluşturacağız. Tabii tam yol ileri diye bir sloganımız da bu sene seçim dönemine bir yürüyüşümüz söz konusu. Burada özellikle hız kesmeden ilk günden itibaren yaptığımız hizmet koşusunu daha ileriye taşımak sorumluluğuna sahibiz. Göreve geldikten sonra bu anlamda yaptığımız o güçlü ve hızlı koşuyu sizlerle büyütmek ve önümüzdeki yıllarda daha yukarılara taşımak istiyoruz. Burada bu yönüyle İSMEK, Enstitü İstanbul İSMEK kurumumuzdan eğitim alan hemşehrilerimizin, başta hanımefendilerin çok mutlu olduklarını gözlemek ve daha iyilerini bizden talep etmesini görmek yaptığım ziyaretlerde beni mutlu ediyor. Bu başarının ve bu memnuniyetin arkasında sizlerin, siz kıymetli eğitimcilerin büyük bir payı olduğunun farkındayım. Yöneticilerin, bütün emeği geçenlerin, her birisinin payı olduğunun farkındayım. Dolayısıyla ben tek tek hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Günün koşullarına göre elbette kurumumuzun birçok yönünde değişimler, dönüşümler çalışıyoruz. Enstitü İstanbul İSMEK de bunlardan birisi. Ki bu anlamda hem güncel teknolojiyi daha yüksek seviyede kullanan, bu vesileyle hemşehrilerine daha çok erişen bir yöntemi bayağı önemli bir noktaya taşıdı kurumumuz. Yine tabii burada özellikle şu duyguyu daha fazla önemsiyoruz. Sadece bizim eğitimimize gelen insanlar kendi kişisel gelişimlerini elbette destekliyorlar, kabiliyetlerini geliştiriyorlar. Elbette marifetleri daha da üst seviyeye çıkıyor ama bir başka yönüyle bu seviyeye gelen bütün hemşehrilerimizin aynı zamanda para kazandığı ya da bir işe girdiği, yani karşılığını bir kazançla evine taşıyabildiği, yuvasına taşıyabildiği bir modele dönüşmesi en büyük arzumuz. Bu yapıda özellikle ciddi çalışmalarımız söz konusu ve arkadaşlarıma hep söylüyorum, başta şehrin kadınları olmak üzere bütün insanlarımızın kabiliyetleri ölçeğinde para kazanan, iş sahibi olduğu bir kente dönüşmesi lazım. Zira hayatın zor koşulları dahilinde özellikle bir ailede herkesin üretebiliyor olması
bu tür büyük şehirlerde yaşamın en önemli kurallarından birisi. Bu bakımdan 2024 yılında Enstitü İstanbul İSME önemli bir bütçe ayırarak bu alandaki gücümüzü daha da büyütmek ve arttırmak hedefiyle yol yürüyoruz. Eğitmenlerimizin dijital dünyanın sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilecek bilgi ve birikime sahip olması Enstitü İstanbul İSME'nin yeni vizyonunda önemli bir nokta. Bu yönüyle sürekli eğitime, sürekli gelişime, yenilikleri takip etme gerekliliğine uygun programları bütün yöneticilerimizin, bütün eğitimcilerimizin yaptığını ve izlediğini görmek de beni elbette mutlu ediyor. Kıymetli yol arkadaşlarım, dün gibi göreve geliyorsunuz, görevi yapıyorsunuz ve görevinizin, sürenizin sonuna geliniyor. Sonuna gelindiğinde de yine halkın huzuruna çıkıp hesap veriyor, halkla beraber buluşuyor, onları dinliyor, eksiklerinizi görüyorsunuz ya da daha fazla ne yapabilirim diye sürece dair hazırlıklarınızı, vizyonunuzu yine şehrin insanlarıyla paylaşıyorsunuz. Tüm bu nezaketle, tüm bu anlayışla ve yaptıklarımızı olduğu gibi anlatarak, abartmadan, insanları yanıltmadan ve aldatmadan, inanın yapamadığımız bir şey var ise de onu insanlarımıza niçin yapamadığımızı anlatarak ve bütün bu süreçlerin sahibi olan vatandaşlarımızın tam bilgi sahibi olmalarını sağlama yönünde büyük bir gayret içerisindeyiz. Ancak ne yazık ki bir özellikle bir eğitimci grubuna bunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü toplumun aydınlanmasının en önemli paydası sizlersiniz. Payı sizin üzerinizde bu sorumluluk. Ama ne yazık ki bugün görüyoruz öyle enteresan metodlarla, yani bir olmayan bir kaza anını, bir ya da bozulmuş bir otobüs anını kayda almanın ya da Ekrem İmamoğlu'nun burada konuştuğu kelimeleri yapay zeka ile çevirerek bir yayın yaparak insanları aldatmanın tanıtıma katkı sunacağını düşünen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu üzüntü verici. Bir yanıyla da karşımızdaki şu an mevcuda çıkmış olan anlayışın ya da yönetime gelmeye dönük adım atan anlayışın ortaya koyduğu metodun sadece şu olduğunu görüyoruz. Karalamak, kötülemek, aşağılamak veya olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek. Ya inanın ne toplum kültürümüze uygun, ne insani düşüncelere ya da mantığa uygun, ne evrensel değerlere uygun, ne inancımıza uygun olmayan bu tür tutum ve tavırları ortaya koyan kişilere, insanlara, siyasi partilere, gruplara ya da bu işe aday insanlara ben Allah akıl versin diyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Akla, bilime, tekniğe, eğitime ihtiyacı olanları da Enstitü İstanbul İSME'ye davet ediyorum. Gelsinler burada. Eğitim alsınlar. Belki de etik kuralları anlatmak, iyi insan olmayı, iyi vatandaş olmayı, ahlaklı birey olabilmeyi de anlatmak ve öğretmek konusunda özellikle bu tür girişimleri olan bir kısım siyasi gruplara kurs olarak açmamız gerekiyor. Toplumun buna büyük oranda ihtiyacı olmadığını biliyorum ama belli bir siyasi zümrenin yoğun bir ihtiyaç duyduğunu da gözlemleyebiliyorum. Belki bunu da yapmakta fayda var. Herkesi hep derim Allah iftiradan korusun ve bu tür tutum ve davranışlara eğilim gösterenleri de eğer Yaradan'ın akıl verme gayretine karşılık vermiyorsa Allah ıslah etsin diyorum. Yapacak bir şey yok. Günün sonunda şunu söylemek isterim. 5 yılı aşkın İstanbul ölçeğindeki mücadelemde iftiralarla, bir takım yalan ifadelerle, hatta kurum çalışanlarıyla konuşuyorum şu anda. Tam huzurumda 1000'e yakın
kurum çalışanımız var. Kurum çalışanlarına bile zamanı geldiğinde terörist diyen, terör örgütleriyle iltisaklı diye suçlayan aklın aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra sadece o zaman siyasi bir yorum yaptım diye bunu mahkemede ifadeye dönüştürmesini bile ne kadar acı bir durum diye nitelendiriyorum. Ki o dönem evet çok öfkelenmiştim çünkü beni ve çalıştırdığımız insanlarımızı, işe aldığımız insanları böyle iltisaklı şeklinde suçlayan, hakkımızda suç duyurusunda bulunan, onlarca müfettişi kurumumuza yollayan akıl bu kurumdan bir tane dahi bir terörist bulamadan geri döndü. Şimdi de onu o dönemdeki siyasi irademle, siyasi görüşümle beyanda bulundum diye mahkemede ifade verebiliyor. Bakın bunu bile her vatandaşımızın vicdanında sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. İnanın bütün bunları Enstitü İstanbul İSMEK kursunda eğitimcilere niye söylüyorum? Şundan söylüyorum. Siz toplumu aydınlatan, toplumu eğiten, toplumu bilinçlendiren, toplumun marifetlerini arttıran çok kıymetli bir mesleğe sahip insanlarsınız. Dolayısıyla toplumun daha fazla aydınlanması, toplumun daha fazla bilgilenmesi lazım ki yanılmasın, aldatılmasın, güçlü birey olsun. Bu manada yaptığınız görevin çok önemli olduğunu iletmek isterim. Ama tekrar ifade edeyim, benim milletimize, hemşerilerimize, toplumumuza siyasi fikri görüşü ne olursa olsun güvenim tam da şu bir avuç insanı nasıl çözeceğiz o konuda henüz bir fikir ve yetenek geliştiremedim. Bu kapsamda sizlerin de katkısına, desteğine ihtiyacım var. Bu bir avuç insanı nasıl eğitebiliriz, nasıl düzeltebiliriz, nasıl ahlaki kuralların dışına çıkmamaları hususunda özenli bir çaba gösterebiliriz diye içimdeki bu tereddütü, bu soruyu ve bu üzgün olduğum kısmı siz kıymetli eğitimcilere açmak ve paylaşmak istedim. Bu buluşma çok değerliydi. Yüz binlerce insanımıza çok değerli eğitimleri, çok güzel hizmetleri vermenizi diliyorum. Onların hayatını değiştirmenizi, renklendirmenizi, kazanç sağlamalarını elde etmelerine katkı sunmanızı diliyorum. Elbette bunun yanı sıra sizlere de başarı, sağlık, mutluluk ve huzur dilerken bütün ailelerinize de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletmenizi istiyorum. Hepinize teşekkür eder, eğitim döneminizde başarılar dilerim. Sağ olun, var olun Sayın Başkanım. Şeref verdiniz, onur verdiniz.